Yadellerin 14. geleneksel gecesi ve yanımda şu anda genç bir başkan. Genç evet. Diyorum ben kendisine, genç görünüyor ama maşallah. Teşekkür ederim. Evet, kendini bir tanıtır mısın? Kumavşarlar seni tanıyor tabii de evet. Bizi izleyen diğer vatandaşlar. Ben Mehmet Ali Sak, Yadeller Derneği Başkanıyım. Geçen sene seçildik, işte bu sene de devam ediyoruz. Çok güzel. Bugün 14. geleneksel gecenizi düzenlediniz. Evet, bu sene 14. Sanatçı geliyor bugün. Evet, işte Ege bölgesinde Makbule Kaya hanımefendi bizlerle olacak. İsviçre'deki Afşarlıların girişimiyle kurulan Yadeller Afşarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Birliği bu yıl 14. Geleneksel Danışma ve Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi. TRT sanatçısı Makbule Kaya'nın katıldığı gecede hemşeriler Palmas salonunu hınca hınç doldurdu. Harmandalı ve zeybek gibi yörenin sevilen halk dans oyunlarında da vatandaşlar sanatçıya eşlik ederek birlikte oynadılar. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı gecenin açılışında Başkan Ali Sak açılış konuşmasıyla misafirleri selamladı. Her yıl açık artırmayla gerçekleştirilen Avşar Beyi ve Avşar Hanım Ağası yarışı seçiminin sonunda Aynur Sak 2014 yılının Hanım Ağası seçildi. Postun Sesi İsviçre Haber Sorumlusu Cemil Baysal bu geceyi sizler için takip etti. Geçen yıl 2013 yılının Kumavşarı Ağası yanımda Osman Gürsoy Bey. Nasıl geçti 2013 yılının ağlığını nasıl geçirdin? Vallahi çok iyi geçti. Çok memnun kaldım. Ağ olmaktan onur duydum. Bu sene de işte yeni gelecek arkadaşa bu göreve onu teslim edeceğim. Çok güzel bir duygu. Avşar ağası seçilmek. Güzeldi. Bu ağalık ünvanı artık bundan sonraki yıllarda hep devam ediyor mu? Artık seni ağa olarak mı çağırıyor sizin hemşehrin? Evet tabii. Ağ olduktan sonra tabii bütün önceki ağlarda hepsi de ağ olarak hitap ediliyor. Evet. Peki bu ağlığın da bir maddi bedeli olması lazım tabii, değil mi? Nasıl tabii. Alınıyor bu ağlık? Açık arttırmayla. Açık arttırmayla alınıyor. Gönüllülerden açık arttırmayla en yüksek fiyatı veren ağlığı alıyor. Buradan elde edilen gelirler de köyün tabii, ihtiyaçları köyün için yine güzel bir amaçlı kullanılıyor. Tabii. Kumavşarlı bir kardeşimiz yanımızda Ayşegül Doğaç. Kaç yıldır İsviçre'desin? Doğma büyüme yani 22 sene olacak. 22 senedir. Evet. Köyünü iyi tanıyorsun. Az buçuk evet. Az buçuk. Nasıl buluyorsun bu her yıl bir araya gelişiniz, buluşmanız, kaynaşmanız? Güzel tabii. Görmedik de kişilerinizi görüyorsunuz. Öyle. Evet, eğleniyorsunuz. Derneğinizin bu yıl 14. geleneksel gecesi. Seneyi 15. Evet. Kutlayacaksınız. Ne bekliyorsun bu kutlamada? Sürpriz bir sanatçı bekliyor musunuz yönetimde? Tabii ki de mesela Mustafa Çiçeli. Ya da Davut Güloğlu, o tarz şeyler. Burlu çift yanımda. Burdur aslında Denizli'ye komşu bir il. Çok da uzak değilsiniz. Denizli'nin Acıpayam, Kumavşarı beldesi. Bugün de dernek gecesini kutluyorlar. Neler söylemek istersiniz Burdurlu olarak sizce? Gerçekten burada birlikte olmaktan çok mutluluk duyduk. Bitti mi? Hep bu kadar. Maşallah. Güzel bir organizasyon ve biz bu böyle bir gece olduğunu duyduğumuz zaman biz ilk başta hemen hiç tereddüt etmeden katılmayı düşündük. Makbule Kaya geleceğini düşündüğünü söylediler. Ve geldik ki ortamdan da ve Yadeller, Yarenler miydi? Yadeller. Yadeller Derneği'nin de çok güzel bir karşılaması oldu. Misafirlerine ilgilenmesi hoşumuza gitti. İnşallah temennimiz bunların devam etmesi. 30 yıldır İsviçre'deyim. Maşallah. İşte dediğim gibi bugün çok mutluyuz. Bizi de TGRT olarak siz yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Yani 14 yıl önce 5 arkadaşın birleşip de bu derneği kurması bizi bugünlere getirdi. Gördüğünüz gibi ne güzel eğleniyoruz hep bir yerde avşarlar olarak ve bizi yalnız bırakmayan yabancı
Misafirlerimizi de çok teşekkür ederiz. Geceye katılan sadece Egeli, Denizlili değil. Burada bir Bayburtlu abimiz var. Bayburt'la Ege ile nasıl bir bağlantı kurdunuz siz? Şimdi Cemil Bey, ben Bayburtlu olarak, yani ben Bayburt'ta doğdum ama İstanbul'da büyüdüm. Evet. Şöyle bizim Türkiye'mizin kültürünü bir tanıyayım dedim. Gelip göreyim dedim, bu denizlileri nasıl eğleniyor, ne yapıyorlar, niye diyorlar diye bir bakayım dedim. Nasıl eğleniyorlar hemen alalım. Ya bakın konuyu. Şimdi bunların, sizin hani Ege yöresinin türküleri, oyunları biraz bana ağır geliyor. Öyle mi? Biz çünkü biraz Trabzon'a yakınız. Daha çok yakınız, halay mı çekiyorsunuz? Halay çekeriz. Bizde evet. Bayburt esasında İsviçre'nin sistemi gibi aynen. Evet. Bayburt'ta 3 tane lehçe vardır. Evet. Trabzon'a yakın olan Trabzonlar gibi konuşur. Evet. Erzurum'a yakın olan Erzurumlar gibi. Evet. Giresun'a, işte Erzincan'a, buralara yakın olan, evet, buralar gibi konuşur. Bizde ayrı İsviçre'nin yönetim sistemi gibi yönetim var. Bizde davul da vardır. Evet, evet. Bizde kemençe de vardır. Bizde tulum da vardır. Anladım. Bizim oyunlarımız, evet, Ege'ye göre, evet, biraz daha hızlı. Egeliler daha çok Cemilen'le. Cemilen, ha, onların milli marşı. Evet. Bir tek, evet, hızlı oyunları o var. Evet. Ama gayet, yani şu anda gördüğüm kadarıyla gayet güzel oluyor. Aslen Deniz. Aslen Karadenizli. Karadenizlisin ama Egelilerin gecesine bugün, evet, sponsor da olarak katkıda bulunuyorsun. Evet. Zaten nasıl buluyorsun Egelilerin, Yadelilerin bu gecesini? Gayet güzel, çünkü başkan olsun işte birçok arkadaşlarım var. Bir de çok güzel bir dernek, birlik ve beraberlik çok önemli biliyorsunuz. Yardımlaşma Derneği ve benim de tabii ki memnuniyetle, seve seve destek oluyorum tabii ki. Elimizden geldiği kadar derneğimiz için, köyümüz için yararlı sosyal faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi köydeki cami yeniledik. İlkokulu yeniledik. Geçen yıl en son olarak da mezarla yeniledik. Bu tür köyümüz için gerekli olan ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Yanımda 2010 yılının genç hanım ağası var. Evet. Kumavşar'ın Yadeliler Derneği'nin hanım ağasıydı. Evet. Bugün 14. gecenizi kutluyorsunuz. Nasıl buldun birlik, beraberliğinizi, kaynaşmanızı? Şimdi içerideki ortam çok iyi. Yani bayağı katılım olmuş. Herkesin keyfi yerinde belli. Eğlence bayağı iyi yani. Hanım ağa olmak nasıl bir duyguydu? Hanım ağa olmak güzel bir duyguydu. Bir anlık böyle bir gaza geldim. Ve iyi ki de gelmişim diyorum yani. Tekrardan gazı gelir misin bir daha belki? Belli olmaz. Belli olmaz. Açık kapı bırakayım. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Buradan Kumavşar'ını kimlere selam söylemek? Bütün beni tanıyanlara, ailemizi tanıyan herkese çok buradan selam gönderiyorum. Yönetim kurulundan sürpriz sanatçılar beklediğini söylediler. Sizin buradan bir müjdeniz olacak mı onlara? Mutlaka elimizden gelenin en büyüğünü yapacağız yani. Çünkü 15. yıl olduğu için daha büyük bir şeyler yapacağız inşallah. İnşallah bomba sanatçılar, ünlü sanatçılar olabilir. Olabilir. Yani evet, olsun. Kumavşarlar sürprize açık olsun diyorsunuz. Evet. Her an her şey gelecek yıl. Evet. Bekleyin bizden diyorsunuz. Evet. Evet. Yönetim kurulu kaç kişi? Yönetim kurulu 11 kişiyiz. 11 arkadaş çalışıyor. Evet, 11 arkadaşlar. Her yıl köyünüzün çeşitli eksiklerini, ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Evet. Gelirlerle. Evet.